Kanalımıza hoş geldiniz. Rehberlik servisi olarak fen bilimleri 4. sınıflar için hazırlanan 2. dönem 1. yazılı yoklama sorularının çözümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet, 2. dönem ünitelerini kapsayan bir yazılı soru sınavı kağıdımız. Hemen başlayalım, vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Doğru yanlış sorularımızla başlayalım işimize. Bakalım, karışımları ayıramayız. Evet. Karışımları ayırabilir miyiz arkadaşlar? Mesela su ile tuz karışımını ayırmamız mümkün mü? Mümkündür elbette. Buharlaştırma yöntemiyle bizim bunu ayırmamız mümkündür değil mi arkadaşlar? O halde biz buna ne diyoruz? Doğru diyoruz. Karışımları ayırabiliyoruz. Evet, biz buna doğru dedik. Thomas Edison ampulü icat etmiştir. Doğru mu? Evet arkadaşlar, kabul edilir. Thomas Edison'ın bulduğu. Işık olmadan etrafımızı göremeyiz. Evet, görmemizi sağlayan nesnelerin üzerine düşen ışıktır arkadaşlar. Bu da doğru. Dördüncü, insan sesleri gürültüye sebep olabilir. İnsan sesleri gürültüye sebep olabilir mi? Evet arkadaşlar, mesela bir futbol maçında ya da bir okul teneffüs zili çaldıktan sonra okul etrafında çocuk sesleri çok fazla olduğu zaman ses kirliliğine, yani gürültüye neden olabilir. Doğru. Bir sonraki sorumuz, şiddetli sesler ses kirliliği neden olmaz diyor. Hayır, az önce söyledik. Şiddetli sesler ses kirliliğine kesinlikle neden olur. Bu bilgi işte yanlış. Evet, doğru yanlış sorularımızı geçtikten sonra burada sanırım bir eşleştirme sorusu var. Tanım verilmiş ve kavramıyla eşleştiriniz diyor. Görmemizi sağlayan enerji nedir arkadaşlar? Işık değil mi? Işık görmemizi sağlar. 2. Hoşumuza gitmeyen rahatsız edici seslere ses kirliliği. Var mı ses kirliliği? Gürültü var. Evet, gürültü varmış. Ses kirliliği yok. 2. Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılması ise ışık kirliliğidir. Sevgili gençler, 4. Doğru renkte ve parlaklıkta ışık kaynağı kullanarak yapılan aydınlatmalar uygun aydınlatmadır sevgili gençler. Geçelim 5. sorumuza. Dünyamızı aydınlatan ve ısıtan en güçlü ışık kaynağı, daha doğrusu en güçlü doğal ışık kaynağı nedir? Elbette ki güneştir. Güneş doğal bir ışık kaynağıdır bildiğiniz gibi sevgili gençler. Geçelim 3. sorumuza. Bir boşluk doldurma sorusu var burada arkadaşlar. Boşluk doldurma sorumuzu hemen beraber yapalım. Ne diyor bakalım birincisi? İçerisinde kendisinden başka madde olmayan maddelere ne denir sevgili gençler? Kendisinden başka madde yok ise saf madde denir değil mi? Evet. 2. sorumuz. Telefon nokta nokta tarafından icat edilmiştir. Telefonu kim icat etti arkadaşlar? Graham Bell değil mi sevgili gençler? Tarafından icat edilmiştir. 3. sorumuza. Maddenin değişmeyen madde miktarına ne deniyordu sevgili gençler? Kütle mi, hacim mi deniyordu? Elbette ki kütle denir değil mi? Geçelim bir sonraki sorumuza. Işık kirliliği nokta nokta incelemelerini olumsuz yönde etkiler. Evet, fazla ışık, gereksiz ışık gökyüzünü fazla aydınlatacağı için gökyüzü incelemelerini olumsuz etkiler sevgili gençler. Evet, gökyüzü incelemelerini olumsuz etkileyecektir. Son boşluk doldurma sorumuz. Maddelerin boşlukta kapladığı yere nokta nokta denir. Evet. Maddenin boşlukta kapladığı yere biz ne diyoruz? Elbette ki hacim diyoruz değil mi sevgili gençler? Evet, boşluk doldurma sorularımızı da bitirdik sanırım. Kaldı mı bir şey? Yok, kalmamış. Geçelim şimdi. Sırada hangi tür soru var bakalım, beraberce yapalım. Test sorularına gelmiş arkadaşlar sıra. Aşağıdaki maddelerden hangisi saf maddedir? Saf madde kendisinden başka içinde madde barındırmayan maddelere deniyordu değil mi? Limonata bir karışımdır. Salata bir karışımdır. Dondurma bir karışımdır. Ama altın saf bir maddedir değil mi sevgili gençler? Doğru cevap D. Aşağıdaki maddelerden hangisi karışımdır diyor. Demir saf maddedir. Ayran ayran bir karışımdır. Tuz saf maddedir. Şeker saf maddedir arkadaşlar. Buradaki cevabımız B, ayran olacak. 6. soruya gelelim. Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılabilir? Bakalım. Pirinç, kum. Hayır, pirinçle kum süzme yöntemiyle olmaz. Kum ile su. Sanırım bu olur. Soru işareti koyalım.
Odun talaşı, silgi, bezelye, mercimek. Elbette ki süzme hangisiyle olur? Biri sıvı, biri katı olursa süzme olur değil mi? Burada kum katı, su ise sıvıdır. Yani süzme yöntemi gayet doğal olacaktır burada. Geçelim 7. sorumuza. Aşağıdaki karışımlardan hangisini mıknatısla ayırma yöntemiyle ayırabiliriz? Mıknatısla olabilmesi için demir, nikel ve mika olacak değil mi arkadaşlar? Toplu iğne, boncuk. Ayırabilir miyiz? Mümkün. Ayırabiliriz. Un ile çakıl, ikisini de çekmez mıknatıs. Odun ile su, ikisini de çekmez. Su ile nohut, ikisini de çekmez. Evet, burada toplu iğneyi çeker, boncuğu çekemez. Toplu iğneyi boncuğun içerisinde mıknatıs çekip alır. Yani ayırabiliriz. Doğru cevap A seçeneği. Geçelim 8. sorumuza. Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yöntemiyle ayrılabilir? Eleme yönteminin olabilmesi için maddelerin ikisinin de katı, birinin iri, birinin ufak olması lazım değil mi arkadaşlar? Makarna su olmaz eleme usulüyle. Bu süzme olur. Meyve suyu, pirinç, bu süzme olur arkadaşlar. Ayran ile fasulye, bu da süzme olur. Şeker ile nohut, evet işte bu eleme usulüyle olur. Şeker alta geçer, nohut ise büyük olduğu için üstte kalır. Doğru cevap D seçeneği. 9. Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisi diğerlerinden daha önce kullanılmıştır? Yani daha eskidir. Floresan, hayır. Halojen en son kullanılan, en yenidir. Meşale ve gaz lambası. Acaba meşale mi, gaz lambası mı arkadaşlar önce? Elbette ki meşale en eskisidir. Meşaleden sonra mum vardır arkadaşlar. Mumdan sonra, pardon, gaz lambası vardır. Yağ lambası, özür diliyorum, karıştırdım. Yağ lambasından sonra mum, mumdan sonra gaz lambası. Gaz lambası 4. sıradadır yani. Karıştırdım bir an, özür diliyorum. 10. Geri dönüşüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 4 bilgi verilmiş, bir tanesi yanlış. Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar. Bu doğrudur. Geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlamaz. Bu yanlış arkadaşlar işte. Hangisi yanlıştır diyordu. Diğerlerine de bakarım. Geri dönüşüm çevreye olumlu katkı sağlar. Evet. Geri dönüşüm doğal kaynakların korunmasını sağlar. Evet. Ama tasarruf sağlamaz, yanlış. Tam tersine tasarruf sağlar. 11. Aşağıda verilen araçlardan hangisi sesin şiddetini arttırmak için kullanılmaz diyor arkadaşlar. Megafon kullanılır, sesi yükseltir. Hoparlör sesi yükseltir. Mikrofon sesi yükseltir. Ama CD sesi yükseltmez. Ne yapar sesi? Sesi kaydeder arkadaşlar, yükseltmez. Geçelim 12. sorumuza sevgili gençler. Yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek tekrar üretim safhasına dahil etmesine ne denir? Çöp, atık, geri dönüşüm, işlenmiş madde. Elbette ki yeniden değerlendiren atıklara biz ne diyoruz arkadaşlar? Geri dönüşüm diyoruz. Ülke ekonomisine yeniden kazandırılır. Geçelim 13. Ampul ve floresan lamba ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Floresan lamba daha az enerji harcar. Evet, bu doğru arkadaşlar. Ampul ekonomik değildir. Evet, çok fazla enerji harcar. Ampul çok enerji harcar. Evet, az önce söyledik zaten. Floresan lamba kullanım süresi daha azdır. Hayır, tam tersine çoktur. Ömrü yani daha uzundur arkadaşlar floresanın ampule göre. Doğru cevap D seçeneği. D seçeneğindeki bilgi yanlıştır. 14. Göz sağlığımızı korumak için hangisinin yapılması uygun yani doğru değildir diyor. Bakalım, aydınlatma çok parlak veya az olmamalıdır. Evet, ne az ne çok olmalıdır. Işık doğrudan gözümüze gelmemelidir. Evet, doğru. Arkadan, sol arka taraftan gelmelidir arkadaşlar. Yazı yazarken veya kitap okurken ışık soldan gelmelidir. Evet. İyi görebilmek için ışık direkt gözümüze gelmelidir. Hayır arkadaşlar, bu yanlış. Işık direkt göze gelmez. Ne dedik C seçeneğinde? Yazı yazarken veya kitap okurken ışık sol omuzumuzun üstünde gelmelidir. Evet, sağ elimizi kullanıyorsak tabii. 15. Gereksiz yapılan aydınlatmalar aşağıdakilerden hangisini meydana getirir? Gereksiz aydınlatma elbette ki ışık kirliliğine neden olur. Işık kirliliği direkt A seçeneği arkadaşlar. Doğru cevap A.
Işık kirliliğine neden olur fazla ve gereksiz aydınlatmalar. 16. Yüksek ses çıkaran bir makine kullanan işçinin kulak sağlığının zarar görmemesi için nasıl bir önlem alması gerekiyor? Eğer çok gürültülü bir yerde çalışıyorsanız mutlaka kulaklarınızı kapatacak kulak tıkaçları olabilir arkadaşlar. Sesin şiddetini azaltacak kulaklıklar takabilirsiniz. Bakalım. Çalışma saatlerini arttırmalı. Hayır. Gözlük takmalı. Alaka yok sesle. Sesin şiddetini azaltmak için kulaklık takmalı. Evet işte arkadaşlar aradığımız cevap bu. Çalışma saati, elbisesi giymelidir. Hayır. Doğru cevap C. Kulaklık takıp sesin şiddetini azaltmalıdır. 17. Aşağıdaki aydınlatma yöntemlerinden hangisi doğrudur? Evet, aydınlatma için ışığın etrafa kaçmaması, direkt aydınlatılması gereken yere gelmesi gerekiyor. Bu da hangisi arkadaşlar? D seçeneği, ışık yukarıya doğru gidiyor. Yani uzaya kaçıyor. C seçeneğinde ışık kısmen aşağı, kısmen direkt, kısmen yukarı gidiyor. B seçeneğinde tamamen yukarı gidiyor, hatalı. Evet, A seçeneğinde aydınlatılması gereken yere doğru geliyor. Yani doğru cevap A seçeneği arkadaşlar. Geçelim 18. sorumuz, bakalım bizden ne istiyor. Aşağıdaki ses kayıt cihazlarından hangisi diğerlerine göre daha önce icat edilmiştir diyor. Hangisi en eskidir? Plak, kaset, fonograf, DVD. Fonograf 1860 yılında icat edilen en eski ses kaydedici cihazdır arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. 19. sorumuz abi klasik soruymuş. Işık kirliliğinden etkilenen hayvanların isimlerini yazınız diyor. 3 tane verilmiş. Biz de o halde 3 tane yazalım. Göçmen kuşlar arkadaşlar. Karetta karettalar. Yani kaplumba. Karetta yani kaplumbağa. Mercanlar. Böcekler. Karıncalar. Ayrıca bitkiler de çok fazla etkilenir. Ama ilk üçünü yazmanız yeterlidir. Göçmen kuşlar, karetta kaplumbağaları ve mercanlar. Mercan kayalıkları biliyorsunuz canlıdır. Fazla ışıktan arkadaşlar üzerlerine gelen renk ışıklarını almazlar ve renkleri solmakta, beyaz kalmaktadırlar. Bu da ışık kirliliğinin bir sonucudur. Geçelim 20. ve sonuncu sorumuzmuş arkadaşlar. Son sorumuzu cevaplamadan sizden tekrar rica ediyoruz lütfen. Kanalımıza abone olun. Videolarımıza yorum ve like'sız bırakmayınız ki yeni yazılılar gelsin. Ayrıca yorumlarınızda isteklerinizi bizlere bildirebilirsiniz arkadaşlar. 20. soru bakalım ne istiyor bizden? Aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüşüm kutusuna atılmaz diyor. Cam şişe atılır, karton atılır, plastik şişe atılır, yemek artıkları atılmaz arkadaşlar geri dönüşüme. Doğru cevap C seçeneği. Evet, sınavımız burada son buldu. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler.